Evet, değerli basın mensupları, sizlerin de İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum. 70. yılını kutluyoruz bugün. Bir hafta boyunca da Türkiye'nin değişik yerlerinde etkinlikler olacak. Ancak 70. yılında ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 16. yılında Türkiye'nin insan hakları ihlalleri bakımından kara bir tabloyu ortaya koyduğunu ifade etmek durumundayım. Dün itibariyle sizinle hazırladığım raporu sizlerle paylaştım. Bunu her yıl burada yapmaya çalışıyorum. O raporun kendisi aslında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarının, hükümetlerinin insan hakları ihlalleri sicilini ortaya koyan bir rapor. Her alanda kategorik olarak sistematik bir biçimde insan hakları ihlalleri var. Başta yaşam hakkı olmak üzere işkence yasağı, ifade özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, mülkiyet hakkı, özel yaşama saygı, seçme ve seçilme hakkı gibi en temel haklar kategorik ve sistemli bir biçimde maalesef ihlal edilmekte ve ağır bir tablo var. Bu tablonun rakamlarını da önceki gün paylaşmıştım. Ancak bizi ilgilendiren, parlamenter olarak bizi ilgilendiren, burada daha fazla ilgilendiren bizlerin dahi ifade özgürlüğünün olmayışıdır. Bizlerin yasama faaliyetleri bakımından dokunulmaz olmadığımızdır ve parlamentonun iradesinin ve milletvekillerinin ifade özgürlüğünün ve faaliyetlerinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın vesayeti altına sokulmasıdır. Burada denetim amacıyla yaptığımız bütün faaliyetler bir meclis başkanlığının insan hakları ihlallerini önlemedeki fütursuz bir denetimine takılmaktadır. İkinci olarak da Türkiye'nin neresinde insan hakları ihlallerine dikkat çeken bir konuşma yaptığımızda veya eleştiri hakkımızı kullandığımızda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasına tabi tutulmaktayız. Parlamenterlerine karşı bu kadar özensiz davranan, ifade özgürlüğü konusunda bu kadar müdahaleci olan bir sistemin yurttaşlarımız konusundaki tutumunu da sizlerin takdirinde bırakıyorum. Niçin bunları söyledim? Şu bakımdan söyledim. 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda çok ağır insan hakları ihlalleri vardı. Ağır ve sistematik, yaygın insan hakları ihlalleri vardı. Faili meçhul cinayetler, köy yakmalar, boşaltmalar, sistematik işkence, ifade özgürlüğüne müdahaleler vardı. Ama sonuçta önleme mekanizmaları bugünden çok daha ileriydi. Neydi o önleme mekanizmaları? Başta parlamento. Parlamentodaki kurulan komisyonlar ve insan hakları komisyonu gerçekten denetim yapıyordu ve önleme konusunda bugüne de ışıktan raporlar hazırladılar. Faili meçhul cinayetler raporu, boşaltılan köylerle ilgili rapor, susurluk raporu bunların başlıcaları. Ama bugün için parlamentoda böyle bir komisyon kurmak mümkün değil. İkinci olarak, yani bugünden farklı olarak bir yargı vardı. O zaman da yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığını tartışıyorduk ancak ulaşılabilir bir yargı vardı. Eleştirsek de ancak şu anda tamamen yürütme organıyla özdeşleşmiş bir yargı var ve insan hakları ihlallerinin odağı haline gelmiş bir yargı var. Yani insan hakları ihlallerini önleme konusunda faaliyet gösteren yargı bugün insan hakları ihlalleri noktasında kendisi ihlalci konumuna düşmüş bir konumda. Üçüncü olarak güçlü sivil toplum vardı önlemede. Ama bugün sivil toplumun tümü baskı altında. Üçüncü olarak sizin de mensubunu olduğunuz gerçekten bir medya vardı. Muhabirlik vardı ve bunları öne çıkartan bir medya vardı. Mesela size hatırlatayım. 30 yıl önce Cicre'de dışkı yedirme olayını sonuçta gazetelerin manşetinde görebiliyorduk ve kamuoyunda infial yaratabiliyordu. Ama bugün bir ihlali herhangi bir medyanın, yaygın medyanın manşetinde görmek mümkün değil. Tabii ki uluslararası mekanizmalar vardı, dikkate alınan, değerlendirilen. Hem yargı mercileri vardı hem de işte af örgütü gibi, insan hakları izleme örgütü gibi raporları dikkate alınan örgütler vardı. Ama şimdi insan hakları mahkemesi kararlarını tanımam diyen, yerine getirmeyiz diyen, anayasayı ve sözleşmeleri korumakla yükümlü olan bir cumhurbaşkanı var. Ve son olarak da İnsan hakları ihlallerini önlemede bir akademi ortamı vardı. Bir üniversite ortamı vardı. Yazdıkları makalelerle, yaptıkları toplantılarla yol gösteren,
eğitim çalışması yapan bir akademi, üniversite ortamı vardı. Maalesef bugün o da yok. Dolayısıyla insan hakları ihlallerinin bu kadar çok yaygınlaşmasının ve sistematik hale gelmesinin temel nedeni önleme mekanizmalarının, koruma mekanizmalarının bu hükümet tarafından maalesef etkisiz hale getirilmiş olmasıdır. Bizler bugün burada, işte Sayın Hocamızı da dinledik, bu ihlalleri önleme konusunda, kamuoyuna duyurma konusunda kısıtlanan bu ortamda dahi, meclisteki kısıtlanan bu ortamda dahi üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. İnsan hakları ihlallerin olmadığı, herkesin özgürce düşüncelerini ifade ettiği bir Türkiye dileğiyle hepinize ben de saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Buyurun. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanı sizinle aynı fikirde değil herhalde. Çünkü Sarı Yelekliler eylemlerinden hareketle kullandığı ifadeleri aynen aktarmak isterse Avrupa Demokrasi dersinde, insan hakları dersinde sınıfta kalmıştır diyor. Paris başta olmak üzere bizim polisimizle alay edenler, zulüm ettiğini söyleyenler kendi polisleri şimdiler yapıyor. Bizim polisimiz insaflı, her türlü düşünce ve talep demokrasi içinde dile getirilebilir bizde diyor. Ve ekliyor işte Avrupa Demokrasi dersinde insan hakları dersinden sınıfta kalmıştır. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı maalesef bizimle eğleniyor. Yani bizim aklımızla eğleniyor. Ve herhalde bu sözü son söyleyecek şahıs Sayın Cumhurbaşkanı. Ben en azından iki örnek vereyim veya üç örnek vereyim. Yakın zamandan üç örnek vereyim. Türkiye'de toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanmanın simgesi cumartesi anneleridir. Şiddetsiz, şiddete başvurmadan Galatasaray'da 700 hafta boyunca, zaman zaman baskılara maruz kaldılar ama 700 hafta boyunca kendilerinden kaynaklı bir şiddet olmadan barışçıl bir yaz eylemi yapıyorlardı. 700. haftada İstiklal Caddesi'nde cumartesi annelerine ve dayanışma için gelen bütün yurttaşlara ve milletvekillerine, yani sonuçta güvenlik güçlerinin hangi baskıyı kullandığını bütün dünya gördü, bütün dünya ve sadece 16 hafta önce, 4 ay önceydi ve o günden bu zamana da cumartesi anneleri toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkında ifade özgürlüklerini kullanmıyorlar. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani hükümeti döneminde kullanamıyorlar. Bu en temel örnek. Yani dolayısıyla ikinci örneği vereyim. 25 Kasım kadına karşı şiddetle dayanışma günü. İstiklal Caddesi'nde kadınların hangi şiddetle karşı karşıya kaldığını gördük. Gazla, jopla karşı karşıya kaldığını gördük ve 200 metre yürümelerine izin verilmedi. Açıklama yapmalarına izin verilmedi ve hepsi kadın olan ve barışçıl bir gösteri hakkını kullanan kadınlara karşı nasıl baskı yaptığını gördük. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Ancak yani Plan Bütçe Komisyonu'nda da gördük. Sayın, yine bu konuşmayı yapmıştık orada da, Sayın İçişleri Bakanı Türkiye'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri baskı altındadır görüşlerinde şu yanıtı verdi. Cevaben dedi ki 2018 yılında Türkiye'de 30 milyondan fazla insan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanmıştır dedi. Şaşırdık yani 30 milyon insan Türkiye'de ne zaman nerede toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanmış ve dedi ki müdahale edilen gösteri ve toplantı da %1'in altındadır dedi. Yani sayı da verdi. Şimdi hatırlamıyorum, 300 bin civarındadır dedi. Sorduk ya Sayın Cumhurbaşkanı, 30 milyon insan Türkiye'de nerede sokağa çıktı? Bu seçim mitingleri olmasın mı Sayın Cumhurbaşkanı da yaptı? Evet dedi, seçim mitingleri de buna dahildir dedi. Yani toplantı ve gösteri yürüyüşüne bu şekilde bakan bir şey var. Bir İçişleri Bakanı var ve onun Cumhurbaşkanı var. Dolayısıyla bu konuda en son söz söyleyecek şahsiyet Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Kimsenin aklı ayağı gitmesin. Teşekkür ediyoruz. Hocam,